27 Nisan 2023 Perşembe ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da emekli maaşlarına zam gelecek 21 milyon emekliyi ilgilendiren karar Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Batı eyaletlerinde %4.39, Doğu eyaletlerinde %5.86 zam yapılacak. Enflasyon daha yüksek. Yani emekliler biraz daha fakirleşecekler. Çalışma Bakanı Hayil bunun 1990'dan bu yana yapılan en yüksek 3. maaş artışı olduğunu söyledi ama enflasyonun aynı zaman dilimindeki en yüksek enflasyon olduğunu söylemedi. 1000 avro maaş alan bir emekli ayda sadece 44 avro zam alacak. Almanya'da Şufa kayıtlarının saklama süresi 3 yıldan 6 aya indirildi. 250 bin kişinin borç kaydı silindi. Özel kişilerin iflasına dair bilgiler resmi internet sitesinde 6 ay yayımlanıyor. Şufa gibi kredi büroları bu bilgileri 3 sene tutuyordu. Hep karşınıza çıkar. Devlet holdinglere, milyarderlere defalarca yeniden başlama şansı verir. Vatandaşa vermezdi. Şimdi 6 aya indirildi. Bu çok güzel bir karar oldu. Berlin'de SDU SPD hükümeti kuruldu. Eyalette SDU'lu Kai Wegner başbakan seçildi. Berlin'de sol hükümet vardı. SPD Yeşiller Sol Parti koalisyonu yeniden kurulabiliyordu. Ancak SPD seçimlerden birinci çıkan SDU ile koalisyon kurmayı tercih etti. Türkiye seçimleri içinde yurt dışında oy verme işlemleri bugün başladı. 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Gümrük kapılarında yarın başlayacak. O biraz daha geç 14 Mayıs'ta bitecek. Konsolosluklarda oylar sabah 9'dan akşam 21'e kadar kullanılabiliyor. Hafta sonu çok kalabalık olur. Mümkünse hafta içi gelin diyor yetkililer. Ben de bugün öğleden sonra gittim. Enteresan bir şekilde Frankfurt'ta hiç sıra beklemeden oyumu kullanabildim. Ama sabah saatlerinde 45 dakika kadar bekleyenler olmuş. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyelim. Herkese sessiz, sakin, huzurlu bir seçim dönemi dilerim. Siyaset yüzünden kimse kimsenin kalbini kırmasın. Bugün güzel bir ortam vardı. İnşallah Türkiye'de de aynı şekilde büyük bir sakinlikle bu süreci atlatırız. Yurt dışından verilen oylar ne olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birebir etki edecek. Yani yurt dışından verilen her bir oy Cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye'de Aysun Kayacı'nın oyuyla bir. Hiç fark yok. Bu yüzden çok önemli. Ancak milletvekili seçiminde o kadar önemli değil. Şöyle oluyor. Yurt dışı oylar Türkiye'deki seçim bölgelerine dağıtılıyor. Neden? Çünkü yurt dışı seçim bölgesi değil. Nasıl dağıtılıyor? Diyelim yurt dışında 2 milyon, Türkiye'de 50 milyon oy kullanıldı. Bunlar bölünüyor. Bir katsayı bulunuyor. Bu örneğe göre 0,04. Bir şehirde kullanılan oylar bu kas sayı ile çarpılıyor ve o kadar oy ekleniyor. Örneğin Çanakkale'de 400 bin oy kullanıldıysa 0.04 ile çarpınca 16 bin oy ekleniyor. Yurt dışında partilerin aldığı oylara göre bu paylaştırılıyor. Yani diyelim bir parti %10 oy aldı yurt dışında. Bu partinin Çanakkale'deki oyları 16 binin %10'u. 1600 artar. Eğer bu şekilde bir sıralama kafa kafaya gidiyorsa sonuç değişir. Mesela bir parti diğerinin bin önündeyse ve milletvekili çıkarıyorsa yurt dışı oylar gelince sonuç değişip geriye düşebilir. Diğer parti çıkarır. Geçen seçimlerde bu şekilde 6 milletvekilliği el değiştirdi. Bu aslında saçma bir sistem çünkü biz hiç gitmediğimiz Çanakkale'de, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de milletvekili dağılımını değiştirdik. Bize buradan vekil lazım da onlar yok. Yurt dışından verdiğimiz bir oy boşa gider mi? Bu açıdan gitmez. Dağıtılma etki eder. Ama milletvekilliğinde bizim verdiğimiz oylar maalesef Türkiye'de Aysun Kayacı'nın oyuyla bir değil. Daha değersiz. Almanya'da önümüzdeki seneden itibaren doğalgaz ve mazotla çalışan ısıtma sistemleri kademeli olarak kaldırılacak. Yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Yeni yılda %65 şartı geliyor. %65 yenilenebilir enerji. Uymayanlara 5000 avro ceza kesilecek. Toplam ceza miktarı 50.000 avroyu bulabilecek. OECD bir vergi raporu hazırladı. Almanya'daki vergi ve sigorta primleri çok yüksek. Özellikle çocuğu olmayan ve yalnız yaşayanlar %47 vergi ve harç ödüyorlar. Evli ve iki çocuklu bir çifte bu oran %43. Bu tek yaşayanlar size ne etti kardeşim? Finansam anneanneleri, babaanneleri geçti, evlen 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 diyor. Polis sahte 20 avro uyarısında bulundu. Özellikle Baviera eyaletinde çok fazla sahte 20 avro dolaşıyor. 50-100 olsa kontrol edersiniz. Gerçi ben onları da etmiyorum ama 20'ye kimse bakmıyor. Bu yüzden dağıtıma sürülmesi daha kolay. Polis vatandaş dikkatli olsun diyor. Eczacılar Birliği de ilaç sıkıntısına dikkati çekti. Çocuklar için ağır kesici ve antibiyotik gibi ilaçlar bulunamıyor. Tansiyon, mide ve kalp ilaçlarında da sıkıntılar var. Özellikle antibiyotiklerin durumu tam bir felaket açıklamasını yaptı birlik. Fransa'da engellilerin ulaşımı için 1,5 milyar avro bütçe ayrıldı. Ülkede 430 bin engelli çocuk var. Tekerlekli sandalyeler de ücretsiz olacak. Türkiye'de de aslında çok engelli vatandaşımız var ama onları sokakta genelde göremeyiz. Çünkü onlara ayrılan yerlere başkaları park ediyor. Görme engellileri için yollar var. Bir yerde bitiyor, cadde başlıyor. Maalesef gereken özeni göstermiyoruz. Oysa yarın sabah hepimiz engelli olabiliriz. O zaman onların hakkını savunuruz ama asıl olan şimdi buna başlamak. Avusturya'da kamu yayıncılığı vergisi 1 Ocak'tan itibaren 22 avrodan 15.8 avroya düşürülecek ama buna bu sefer eyalet vergisi eklenebilecek. Yani toplamda 28 avroya kadar çıkabilecek aslında zam geliyor. Halk bu verginin tamamen kaldırılması için 160 bin imza topladı, referanduma gidilecek. Avusturya'da 100 bin imza toplarsanız herhangi bir konu hakkında referandum yaptırabiliyorsunuz. İktidar partisine yönelik yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor. Eski Aile Bakanı bakanlıktan ayrıldıktan sonra maaş almış. Bununla suçlanıyor ve 3 yıl hapisle yargılanıyor. Bakan ilk mahkemede travmaları nedeniyle konuşmak istemediğini söyledi. Peki halkın travmaları ne olacak? Biz bu gördüklerimizle nasıl yaşayacağız? Ay sonunu zor getiren insanlar ne yapacak? 2000 maaş alıp 1500 kira istenenler nasıl yaşayacak? Yine de bir ülkede iktidar partisine mensup bir eski bakanı yargılamak büyük iş. Hollanda'da ücretsiz çocuk bakımı projesi 2027'ye ertelendi. Savunma Bakanlığı hariç tüm bakanların harcamaları azaltılacak. Aslında sadece savunmayı kıssalar diğerlerini azaltmaya gerek kalmayacaktı. Ama Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini kısıyorlar daha çok silah alabilmek için. Belçika'da enflasyon Nisan ayında %5.6 olarak açıklandı. Gıdadaki artışlar çok daha yüksek. Öğretmenler de bugün Brüksel'de miting yaptı. İngiltere'de yüksek fiyatlar nedeniyle enerji tüketimi son 50 yılın en düşük seviyesinde bu kışın nispeten sıcak geçmesi de bunda etkili oldu. Öğretmenler İngiltere'de de grevdeydi. Savaştı, salgındı, seçimdi, boykottu, grevdi derken günler geçip gidiyor bir gün daha bitti. Bazen çok gereksiz tartışmalara takılıyoruz. Şu siyasetçi şunu söylemiş, bu bunu yapmış, şu takım şunu transfer edecekmiş, altından daha değerli olan zamanımızı çarçur ediyoruz. Sonra uğruna öldüğümüz o siyasetçi karşı partiye geçiyor. O futbolcu rakip takıma gidiyor, biz arkalarından baka kalıyoruz. Değer mi? Değmez. Şimdi haberler bitti. Birçoğunuz benden bir hikaye anlatmamı bekliyorsunuz. Ama biz hep başkalarının hikayelerini konuşuyoruz. Onları anlatıyoruz, onları dinliyoruz, onları yazıyoruz, onları okuyoruz ama kaçımız kendi hikayesini bu kadar heyecanla bekliyor? Mesela Amerika'dan, Yeni Zelanda'dan, Afrika ülkelerinden izleyicilerimiz var. Onlarla karşılaşınca genelde biz Avrupa haberlerini geçiyoruz diyorlar. Çünkü bizlik bir şey yok. Son kısımda anlattığın o hikayeleri dinliyoruz. Başkalarının hikayelerine bu kadar ilgiliyken hepimiz. Acaba kendi hikayemizi gözden kaçırıyor olabilir miyiz? Hayatı yaşamıyor olabilir miyiz? Mesela bugün gününüz nasıl geçti? Memnun musunuz? Eğer bugün hayatınızın son günü olsaydı ki olabilirdi, hala da olabilir. Hiçbirimizin garantisi yok yarına çıkmaya. Bugünü yine bu şekilde mi yaşardınız yoksa farklı bir şekilde mi yaşardınız? Hayatınızdan memnun musunuz? değilseniz memnun olmadığınız kısımları değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Her sene insan yeni bir telefon alıyor. En son hangisi çıktı bilmiyorum ama numaraları var gidiyor 13, 14, 15. Ondan almak istiyor. Telefonumuzu değiştiriyoruz. Arabamızı değiştiriyoruz. Evimizi değiştiriyoruz. Veya en azından değiştirmeyi düşünüyoruz. Peki kendimizi değiştiriyor muyuz? Ya da daha mutlu bir hayat için kendimizi değiştirmeyi düşünüyor muyuz? Biz kendi hikayemizi ne zaman dinleyeceğiz? Kendimize ne zaman kulak vereceğiz? Yoksa gerçekten yaşamayıp da sadece nefes alıp vermeye, hayatta kalmaya devam mı edeceğiz? Ara sıra bunları da düşünmekte fayda var. Mutlu muyuz, mutsuz muyuz? Mutsuzsak ya da daha mutlu olabileceğimize inanıyorsak bunu nasıl yapabiliriz, nasıl başarabiliriz? Kendi hikayemizi yazabilir miyiz? Yoksa ömür boyu başkalarının hikayelerini dinleyerek kader böyleymiş mi diyeceğiz? Belki bizim de bir yolculuğa çıkmamız gerekiyordur. Yolculuk sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bazen insan oturma odasında bir koltukta otururken dünyanın en büyük yolculuğuna çıkar. Döndüğünde yanında bambaşka biri vardır. Yolculukta aslında olan kendini, kendi içindeki kendini bulup oturma odasına getirmiştir. Şeker portakalında daha çok anlat diyor. Elimden gelse seninle 852 bin kilometre hiç durmadan konuşurdum. Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz? Gider gibi yaparız. Hoşçakalın.